Geçmişten günümüze, dünyadaki bütün orduların savaş gücü, envanterlerinde yer alan platformların, sistemlerin ve silahların etkinliğine göre değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, tarih birçok defa göstermiştir ki, en güçlü ordular dahi etkin bir lojistik ağından mahrum kaldığında kolayca bozguna uğramaktadır. Bu nedenle silahlı kuvvetler, lojistik kapasitelerini geliştirmek ve güncel tutmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ancak dışarıdan bakıldığında bu çalışmalar sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bu videomuzda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun lojistik alanındaki en önemli unsurlarından olan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de 80 adet bulunan 10 tonluk 8x8 Heavy Expanded Mobility Tactical Trağı, kısa adıyla HMTT ya da HEMET'i genel olarak inceleyeceğiz ve Amerikan zırhlı birlikleriyle olan ilişkisini detaylıca ele alacağız. HMTT kamyon ailesi 11 farklı modelden oluşmaktadır ve Oshkosh Corporation tarafından 1982 yılından günümüze kadar toplamda 35.000 adet üretilmiştir. HMTT'nin temel mimarisi, farklı kullanım amaçları için özelleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede HMTT'nin yük taşıma, hava savunma ve taktik füze nakli, yangın söndürme, köprü taşıma, çekici, dozer, yakıt ve su tankeri gibi birçok farklı rolü üstlenebilecek modelleri bulunmaktadır. Araçta bulunan su soğutmalı 6 silindirli motor, 515 beygir güç üretmektedir ve 587 litrelik yakıt deposu ile tam yüklü haldeyken 480 km menzile sahiptir. HMTT'nin tanker modeli olan M978A4 ise Amerikan zırhlı birlikleri için ayrı bir öneme sahiptir. Amerikan ordusunun ana muharebe tankı olan M1 Abrams da bilinçli bir şekilde AGT-1500 gaz türbin motoru tercih edilmişti. Bu motor dizel motorlara kıyasla sürekli yüksek hız sağlama konusunda daha başarılıdır. Ancak daha fazla yakıt tüketmektedir. Tanklara sıklıkla verilen görevler baz alındığında M60A3 tek depoyla 3 gün görevde kalabilirken M1A1 Abrams modelinde bu süre yalnızca 1 gündür. Gaz türbin motorların önemli bir başka dezavantajı ise boşta çalışırken de yüksek miktarda yakıt tüketmesidir. Tankların telsiz radyolar ve atış kontrol sistemleri gibi elektrikle çalışan sistemlerini kullanabilmek için motorlarını çalışır tuttuğu göz önüne alınırsa bu da yakıt tüketimini arttırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda yapılan hesaplamalara göre görev tanımına, iklim koşullarına ve arazi şartlarına göre değişmekle birlikte bir tankın 8 saatlik görev süresi için ihtiyaç duyduğu yakıt miktarı yaklaşık 1100 litredir. M978A4'ün rolünü anlamak için öncelikle Amerikan ordusunda farklı birliklerin eklenmediği temel bir tank taburunun organizasyonunu incelemek gerekir. 1986'dan bu yana bir tank müfrezesi 4 tanktan oluşur. 3 müfrezenin bir araya gelmesiyle bir tank bölüğü oluşur. Bu bölüğün komutası için genellikle 2 tanktan oluşan karargah bölüğü de dahil edildiğinde bir tank bölüğünün toplam tank sayısı 14 olur. Bir tabur ise 4 tank bölüğünden meydana gelir. Tabur karargah komutanlığı için harici olarak 2 tankın eklenmesiyle birlikte bir tank taburundaki toplam tank sayısı 58'e ulaşır. İşte bu 58 tankın ihtiyaç duyduğu yakıt gereksinimini karşılamak için her bir tank taburunda 16 adet M978A4 tanker kamyonu bulunmaktadır. M1A1 Abrams tankının yakıt deposu 1907 litredir. Bir M978A4 tankeri ise 9464 litre yakıt taşıma kapasitesine sahiptir. Amerikan ordusunda tankların yakıt ve mühimmat ikmalinin nasıl yapılacağı detaylı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buna göre gerekli koşullar sağlandığı takdirde bir tankın yakıt deposunu doldurmak yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Bir tank müfrezesinin yakıt ve mühimmat ikmalinin tamamlanması ise yaklaşık 30 dakika almaktadır. Muharebe koşulları altındayken bu ikmal süreleri oldukça kritik hale gelebilmektedir.
Örnek vermek gerekirse, Leopard 2 tankları seri üretim aşamasındayken yakıt ikmali hızını yalnızca birkaç dakika daha iyileştirebilmek için yakıt deposunun kapağı yeniden tasarlanmıştı ve gelecek üretim partilerinde bu yeni tasarım temel alınmıştı. 1991'de yaşanan Körfez Savaşı askeri otoriteler tarafından düşmanın sinir uçlarına ani ve acımasızca saldırarak savaşma arzusunu ortadan kaldırıp hızlı hakimiyet sağlamaya dayanan Shock and Awe doktrininin ilk başarılı örneklerinden biri olarak görülmektedir. Amerikan zırhlı birlikleri savaş boyunca günde ortalama 3 kez yakıt ikmali yaparak bu dinamik saldırıyı karada yürütmüştü. Günde yüzlerce kilometre yol kat eden bu birliklerin arkasında ise karınca gibi işleyen M978 A4 tankerleri yer almıştı.